İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 7. toplantısının 2. oturumu gerçekleşti. Toprağımıza sımsıkı bağlıyız. Artsakh'ta büyük ölçekli konut inşaatı devam ediyor. Varujan Gehamyan, düşman tırnak içerisinde barış gündemi olarak adlandırdığı sinik bir savaş yürütüyor. Artsakh'ın hazineleri, Varazgom Kilisesi. Bölgedeki ekolojik kıyım savaş konseptinin farklı bir yüzü. Batı Ermenistan'ın ünlü çocukları, Dadyan ailesi. Horanashat Manastır Kompleksinin kuruluşunun 800. yıl dönümü kutsal bir ayinle anıldı. Sayat Nova'ya adanan geleneksel Vartadon Bayramı Tiflis'te kutlandı. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi 7. toplantısının 2. oturumunda Parlamento Başkanı Nelli Harutyunyan açılış konuşması yaptı ve hazır bulunan ve bulunmayan milletvekillerinin sayım listesini onayladı. Oturumda 30 milletvekili hazır bulunurken 19 milletvekili katılmadı. Oturumda yeni milletvekili adayı sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. Parlamento komite yardımcıları, özellikle komite başkanları mevcut döneme ilişkin bir rapor sundular. Bunu parlamento başkanı Nelli Harutyunyan'ın raporu izledi. Ayrıca iş düzenlemelerde olası yeni değişiklikler ve bu yıl yapılacak yeni çalışmalar ile ilgili konular da görüşüldü. İkinci oturumda Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Başbakan Sedat Melikyan ve bakanlık üyeleri, bakanlar ve hükümet tarafından yapılan çalışmaları anlatan konuşmalar yaptılar. Oturumda anayasa değişiklikleri ve diğer konularda bir dizi öneri sunuldu. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Anayasası'nın 70. maddesine göre Batı Ermenistan Devlet Başkanı'nın görev süresinin Aralık 2023'te sona ermesi konusu gündeme getirildi. Muhtemel adayların isimlerini öğrenmek için Ulusal Meclis'ine soru gönderildi. Ulusal Meclis, Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın isteğine bağlı bir sonraki parlamento seçimlerinde aday gösterme olasılığını kabul etti. Tüm bu konuları yakın gelecekte ayrıntılı olarak ele alacağız. 44 gün süren savaş sonucunda yerinden edilen ailelerini barınma sorununu çözmek için Artsakh'ın farklı bölgelerinde yeni mahalleler inşa ediliyor. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Arayik Harutyunyan'ın geçtiğimiz günlerde belirttiği gibi 3000 apartman ve özel konut inşaatına başlandı ve genel programda 7000 konut inşaatı öngörülüyor. Artsakh Cumhuriyeti Kentsel Kalkınma Bakan Yardımcısı Aram Gasparyan'a göre şu anda İvanyan, Hovsepavan, Askhashen, Noragyuh, Hınadzakh, Aygestan, Dahrav, Garmishuga ve Martuni'de yeni mahalleler inşa ediliyor. Bunların bir kısmı 2022'nin sonlarında ve geri kalanı 2023'te hizmete girecek. Konut programları, Artsakh Devlet Bütçesi, Hayastan adlı Tüm Ermeniler Fonu, başka hayır kurumları ve özel şirketler yardımıyla uygulanmaktadır. Tarih bilimleri adayı Türkolog Varujan Gehamyan, Telegram kanalında yazdığı yoruma göre, Azerbaycan, sessiz ve küçük adımlarla Sünik bölgesini fethederek silahlı kuvvetlerinin kontrolü altında yeni topraklar kazanıyor. Gehamyan özellikle şunları kaydetti. Paralel olarak orada tahkimatlar yapıyor ve ardışık saldırılar için bir temel oluşturuyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan neredeyse her gün Ermeni devletini ortadan kaldırma fiili amacını takip ederek Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen topraklarına olan hırslarını açıkça ifade ediyorlar. Bu fiili düşmanlıklara cevaben Ermenistan Cumhuriyeti'nin fiili hükümeti Azerbaycan'ın düşmanca hareketlerini tırnak içerisinde değerlendirmek için tırnak içerisinde uluslararası toplumun var olmayan tarafına başvuruyor ve yine tırnak içerisinde askerlerin geri çekilmesi saçmalığından söz ediyor. Halbuki bu yüzden 2020 yılının Kasım ayından sonra yeni yerleşim birimlerini kaybettik. Varazgom Kilisesi, Artsakh Cumhuriyeti'nin Kaşata bölgesinde Merik ve Hoşçi köyleri arasında Ahavnaget Nehri'nin sol tarafında yer almaktadır. Kilise, harap durumda bulunmasına rağmen hala ayakta. Varazgom Kilisesi, çift sunaklı, çapraz kubbeli, eşsiz bir kompozisyona sahip, çok özgün ve değerli bir yapıdır.
Varazgom Kilisesi'nin ilk tanımı 1982 yılında yapılmıştır. Özellikle Orta Çağ'ın başlarında Ermeni mimarisinde çapraz kubbeli kompozisyonun oldukça yaygın olduğu bilinmektedir. Bu eşsiz Varazgom adlı mabet, yontma taşlar ve kireç harcı ile inşa edilmiştir. Duvarların iç tarafı sıvalıdır. Dıştan 16. 17. yüzyıllarda yenilenmesinin izleri mevcut. Kilise iki Arsak savaşlarında zarar görmemiş. Ancak 2020 yılında 44 günlük savaştan sonra kilise Azerbaycan'ın kontrolüne geçmiştir. Mezopotamya Ekoloji Hareketi, Batı Ermenistan'daki ağaç kıyımları ve doğa talanına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada doğa üzerinden yürütülen kar amaçlı politikaların tüm yeryüzü için ağır sonuçları olacağına vurgu yapıldı. Bölgedeki ağaç kıyımları ve orman yangınlarına dikkat çekilen açıklamada savaş politikalarının aynı zamanda ekolojik tahribat yarattığı, canlı yaşamını tehdit ettiği söylendi. Açıklamada doğa bir bütündür ve yapılan her müdahale tüm yeryüzünü etkiliyor denildi. Güvenlik gerekçesiyle ağaç kesimlerinin yapılması, karakol ve kalekol inşaatlarının bölgedeki toplumsal baskının somut göstergesidir. Batı Ermenistan, bahsi geçen örgütün açıklamasına katılarak kendi öz topraklarında doğaya ve ekolojiye yönelik her türlü tacizi bir kez daha şiddetle kınıyor. Batı Ermenistan'ın doğasının yani Anahit'in yok edilmesi yerli ulusun genetik kaynaklarına bir saldırıdır. Fikri mülkiyet, genetik kaynaklar, geleneksel bilgi ve kültürel çeşitlilik üzerine hükümetler arası komitenin bir üyesi olarak Batı Ermenistan, uluslararası toplumu kendi topraklarındaki tüm bu tür suistimalleri kınamaya çağırıyor. Dadyan ailesi çeşitli alanlarda yatırım yapmış Ermeni ailelerden biridir. Batı Ermenistan'ın Yerzinka ilçesine bağlı Kamarakap köyünden Bedros Bey adında bir Ermeni 1650 yılında Konstantinopolis'e göç etti ve kuyumculukla uğraştı. Osmanlı padişahı 3. Selim amcası Dat Arkel Arakel Amira'yı barutçu başlık görevine atamış, ailesini de Dadyan olarak adlandırmış. O zamandan beri aile fertleri çeşitli mevkilerde devletin üst düzey makamlarında görev almışlardır. Dadyanlar çoğunlukla barutçu başıydı. 2. Mahmut'un emriyle aile tüm vergilerden muaf tutuldu. Padişah aileye devasa araziler bağışlar. Hovannis Bey bu araziler üzerine bir barut fabrikası, birkaç kilise ve bir okul inşa etti. İstanbul'daki Dadyan Ermeni Okulu ve Surp Aspazazin Kilisesi bunların arasındadır. Ailenin ünlü üyelerinden biri Artin Dadyan Paşa'dır. Artin Paşa diplomasi alanında önemli görevlerde bulundu, Dışişleri Bakanlığı'nda çalıştı, imparatorluğu Avrupa'da temsil etti. 1901 yılında öldü. Dadyanlar şu anda Avrupa ve Amerika'da yaşayan büyük bir ailenin parçasıdır. 5 yıllık bir aradan sonra kuruluşunun 800. yıl dönümü vesilesiyle Horanaşat Manastır Kompleksinde Piskoposlu Kutsal Ayini sunuldu. Mesajda şöyle deniyor. Yaklaşık 5 yıl önce Horanaşat'ta yüzyıllardan sonra ilk kez bir piskoposluk kutsal ayini yapılmıştır. Bu kutsal ayin 28 Mayıs'ta tekrar gerçekleştirildi. Bu etkinliğin nedeni manastırın kuruluşunun 800. yıl dönümüydü. Kutsal ayin Azeri mevzilerinden birkaç 10 metre uzaklıktaki Horanaşat'ta Piskopos Bagrat Galisyan tarafından düzenlendi. Ayini dünyanın tüm nimetlerinin kutsama töreni olan Andastan töreni izledi. 1224 tarihli Horanaşat İncili özellikle bu ritüeli gerçekleştirmek için Mesop Maşnot adlı Madena Taran'dan Çinari köyüne getirildiği belirtildi. Tiflis'te Vartadon adlı bayram 29 Mayıs'ta kutlanır. Her yıl Mayıs ayının son pazar günü Tiflis'te Sayat Nova'yı anma günü olarak kutlanmaktadır. Bir asırdan fazla bir süre önce kurulan düzene göre Gürcistan'daki Ermeniler Hovannes Tumanyan'ın evinden halk ozanına adanan anıta doğru yürüdüler. Anıta güller bırakıldı ve ardından büyük ozanı anmak için Surpgevor Kilisesi'ne gittiler. Vartadon bayramı ilk kez 1914 yılında Hovannes Tumanyan ve ressam Georg Başıncahya'nın girişimleriyle kutlandı. Daha sonra bir gelenek haline geldi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Varujan Markaryan tarafından icra edilen Ermeni halk şarkısı
Garuna adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.